Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Zemzem suyu inşallah Teala. Zemzem suyu bakışta tuhaf bir su. Kuyudan çıkan bir su. Fakat tabii bunun çok özellikleri var. Önce bir hadis okuyorum inşallah Taberani'den. Havru mayın alaveçilerdi. Mavi zemzem. Yeryüzünde en hayırlı su zemzem suyu. Böyle olduğu için de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a çıkacağı gece Cebrail Aleyhisselam onun göğsünü yardı. İçini zemzem suyuyla yıkadı. Eğer zemzemden daha hayırlı su olsaydı onu yıkanırdı. Önce inşallah bu zemzem suyu nasıl meydana geldi? Buna bir bakalım önce inşallah. Ebul Enbiya denir. Peygamberin babası anlamına geliyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Urfa'dan çıktıktan sonra Nemrud'un şehrinden önce Harran'a gitti. Oradan Mısır'a gitti. Ondan sonra Filistin'e gitti. Bugün Halil şehir deniyor. Halil Rahman deniyor. Ki orası okunmuş oldu. Oraya gitti, yerleşti oraya. Yanında eşi Hazreti Sare vardı. Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri olsun, eşi Hazreti Sare olsun, tabi gurbet ellerindeler, istediler ki bir çocuklar olsun bunların da. Ama olmuyordu. Hazreti Sare'nin bir carisi vardı. Hacer isminde. Hazreti Sare kendi isteğiyle Hazreti Hacer'i, carisini İbrahim Aleyhisselam'a hibe etti. Yani onunla evlenmesine rıza gösterdi, razı oldu. Neden? Tek amaçları çocukları olsun da onu sevsinler, onunla gurbette avunsun da amaçları da buydu. Gerçi her şey kaderin bir cilvesi bunlar kader muhteremler. Yani her şey ezelde takdir olunmuş, uygulanmış. Vakti gelince her şey kendiliğinden akıp oluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adı cariyeden çocuğu oldu. Adını da İsmail taktılar. İsmail Aleyhisselam yani. Tabii o ne olacak? Peygamber'in dedesi olacak ama İsmail Aleyhisselam Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri evine geldi mi çocuğunu, İsmail'i çok ama aşırı seviyordu. Onlara o sevgiyi verdi. Hazreti Sare eşi de şimdi bunu kıskanmaya başladı. Yani onunla ilgilenmesi azaldı biraz. Daha çok İsmail Aleyhisselam ilgilenmesi Hazreti Sare'nin içine bir kıskanç gelmesine sebep oldu. Bunlar ama rastlantı değil bunlar ama. Dedi ki Hazreti Sare, ya İbrahim, ben bu çocuğu annesi Hacer'i görmeye artık tahammülüm kalmadı. İçinde muazzam kıskançlık var. Kendi kendimi yiyorum. Al bunları uzak yere götür. Tabi Peygamber İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ilahi emir neyse onu yapacak. Rabbim ona öyle emir verdi ki ya İbrahim, eşin Sare ne diyorsa onu dinle. Yani emir verdi. Bunun üzerine Hazreti Hacer'i oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ki daha süt emmekte olan çocuk idi kendisi aldı bunları devesine bindirdi. Bir kırba su yani bir tulum su koydu. Bir torbaya da deri torbaya da hurma koydu.
İsmail Aleyhisselam'ı evladını, yavrusunu önüne aldı deve üzerinde. Arkada eşi Hazreti Hacer bunları bindirdi. Filistin çıktı. Gide gide Mekke'ye kadar geldiler. Tabi Cebrail Aleyhisselam yol gösteriyor onlara. Aşağı yukarıya normalde 40 günlük yol deve yürüyüşüyle. Ama tabi o peygamber olduğu için tayyi mekan denen bir mucize ile kız zamanında oraya gitti. O zaman Mekke'de bir şey yoktu ama. Mekke'nin bulunduğu yerde su da yoktu. Su olmayan yerde hayat da yoktu tabi orada. Ne insan vardı, ne bir kuşmuş vardı orada. Öyle bir alemdi orası. Bugün Kabe'nin bulunduğu yerin üst tarafında bir yerde bir ağaç varmış, büyük bir ağaç varmış. Ağacın yanında duruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Hacer'i indirdi. Oğlu yavru İsmail'i ona verdi. Arkadan suyu verdi, hurma torbasını verdi. Hiç konuşmadan geri döndü, deve üzerinde gitmeye başladı. Hazreti Hacer bir kadın. Çocuğu ufak, bebek daha. Etrafına bakındı. Hayat diye bir şey yok etrafta. Ne bir insan var, ne bir göçebe çadır madır var, ne bir su sesi var, ne bir kuş sesi var etrafta. Hayat diye bir şey göremediğince ürktü, korktu orada. Tabii de gece olacak, karanlık olacak kapasak orada, korktu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a baktı, o gidiyor. Tabii onda gözleri dolmuş ama Allah öyle emretti. İmtihanı ağır tabii onun da. Gidiyor, arkasından koştu. Ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Hiç cevap vermedi. Vermemesi gerekiyormuş. Birkaç defa peşinden koştu. Etrafa bakınıyor. Hayal diye bir şey yok. Kimse yok etrafında. Yine koştu. Sonunda ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Yine cevap vermeyince şöyle sordu. Ya İbrahim, yoksa Allah mı emretti sana bu şekilde? İbrahim Aleyhisselam baş sağladı, evet diye. Hacer Hanım bakın bir kadın muhteremler. Madem Allah emretti, Allah bizi görür, bilir. O bizi korur buyurdu. Demek ki bakınız peygamber İbrahim Aleyhisselam. Büyük peygamber hem de. Ulazın peygamber. Demek ki peygamber de olsa ona gene güven olmadı, güvenemedi ona. Neden? Her şeyi göremez, her şeyi bilemez, her şeye gücü yetmez peygamber de olsa. Ancak Allah cecalığı o da mülktürün maliki. Madem Allah emretti, o bizi görür, bilir, kollar dedi. Döndü, yavru İsmail'in yanına döndü. Etrafına bakındı yine. Bir çöl tabii. Kızgın bir çöl. Güneş altında yanan bir çöl. Dağlar, taşlar da, kapkara taşları da, güneş yanan taşlar da. Yanındaki hurmayı azar azar yiyor, çoğu bitmesi, tükenmesin diye. Suyu da çok az içiyor. Namazın temini kılacak tabii. Suyunu başka bir şey harcamıyor. Ancak içmeye, ama kana kana doyasıyla suyu içmiyor. Hurmayı ağzına koyuyor, sakız gibi çiğniyor hurmayı. Fakat ne de olsa tabii, arkası gelmeyince hurma da bitti, suyu da bitti. Suyu bitince susuz kaldı. Sütü kesildi. Yavrusuna bakıyor, yavrusu da yerde kıvranıyor susuzluktan. Yavrunun da ağzı kurumuş, dudakları kurumuş, dili çıkmış. Çünkü artık sudan kırılmış bir yerde, yattığı yerde. Hazreti Hacer, çocuğun bu durumunu görünce dayanamadı, içi yandı. Ona bakamadı artık onu, o kırılışına. Sanki artık can verecek ölüm hali sanki. Öyle geliyor kendisine. Yavrum ölecek diye korktu. Etrafına bakındı. En yakın olarak kendisine Safa Tepesi'ni gördü. Oraya çıkayım bakayım dedi. Safa Tepesi'ne çıktı. Peki, dağ değil tabi o kadar. Üzerine çıktı.
Etrafına bakındı, bakındı, bakındı. Ne bir kervan geçiyor, ne bir kuş sesi, ne bir şey var. Hiç ümit yok. Önüne, ileriye baktı. İleri bir tepe daha gördü ki, Merve tepesi deniyor ona. Safa'dan indi, Merve'ye doğru yürümeye başladı. Arada bir çukur vadi vardı. Çukur orası vadiydi. Oraya gelince, çukura düşünce ürktü biraz da orada. Eteğini kaldırıp orada koşmaya başladı. Hani eteğine mi takılmasın demek ki ayakları düşmesin diye eteğini hafif kaldırdı. Anlattığım hadis-i Buhari'den. Özetliyorum bunu. Çok uzun hadis-i şerif çünkü. Eteğini hafif kaldırdı. Fakat çok koştu orada. Yani son günü kullandı. O vadi çukurlarına koştu. Düz çıkınca eteğini saldı. Yine yavaşladı. Merve tepesine geldi. Onun üzerine çıktı. Etrafına yine bakınıyor. Bakındı, bakındı, bakındı. Ne bir deve kervanı, ne insan, ne şu bir şey göremedi gene. Su izi göremedi. Tekrar Safa'ya döndü. Tekrar Merve'ye döndü. Yedincisinde Merve üzerinde bulundu yine. Yedinci çıkışında Merve'ye çıktı. Tam Merve üzerindeyken bir ses duydu. Ama ses ne insan sesi, ne hayvan sesi. Öyle başka bir ses duydu. Bunun üzerine kendi kendine sus dedi kendi kendine. Yani dinle bakalım ne bu ses diye kendi kendine bütün özünü o sesi doğru verdi. Dinledi. Aynısı tekrar duydu. Fakat acıya başka bir ses ama. Dedi ki bulunduğu yerden ey bana sesini duyuran elinden bir şey geliyorsa bana yardım et. Ben sus kaldım burada dedi. Bu şekilde. İndi oradan İsmail Aleyhisselam yanına doğru gelip baktı. Orada bir melek gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Tabi o duruma gelmiş kendisi. Düşünün ki ne kadar bir zaman şöyle tek başına kaldı. Bir peygamberin zevcini yapan kişi, peygamberin terbiyesiyle büyüyen kişi şöyle tek başına kaldı. Ki Allah'ın zikriyle meşgul oldu orada. Öyle bir mali bir hal almış ki orada, feyiz almış ki orada. Artık melekleri göce duruma gelmiş. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam bir rivayette ayağın topuğuyla yeri kazıyor. Bir rivayette kanadıyla çırpıyor orasını. Bir çukur açıyor orada. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Hacer korkma dedi. Senin bu oğlunla Az İbrahim dedi, buraya dedi bir beyt yapacaklar dedi. Kabe yapacaklar buyurdu. Allah bunların zayi etme, Allah bunu korur. Sen korkma dedi. Cebrail Aleyhisselam kazdı yerden bir su çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam kayboldu gitti tabii. Baktı Hacı anamız yerden su pırıl pırıl güzel bir su yerden kaynıyor. Eyvah su dağılıp gitmesin. Tabii kurak çöl. Dağıldı mı kuru gider. Su dağılmasın diye iki eliyle etrafını açtı. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah Hacer rahmet eylesin, eğer karışmasaydı Allah'ın işine, o su bir deri olup akacaktı oradan, devam akacak, derecek akacaktı böylece. Ama o etrafını açınca, onun açtığı kadar sınırlı kaldı. Hemen önce su kabını doldurdu, öncelikle hemen. Acil avucunu alıp su kabını dolduruyor. Ne kadar su alıyorsa yine yerden tabii su kaynak devam ediyor şimdi. Devam ediyor. Su kabını doldurdu. Kendi su içtiğe kanlı güzelce. Yavrusuna su verdi. Yani sütü geldi. Yavrusuna orada süt de verdi orada kendisine. Bu şekilde ona Rabbim bu zeytin suyunu verdi. Şimdi zemzem suyunun bir özelliği hadi okuyayım inşallah Darül Kutni'den, hakimden nedir? Sürekli okuyun, devam edeyim inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ma'u zemzem lima şuribe leh. Zemzem suyu ne niyeti içilirse onun içindir. Bakınız. Kişi o suyu içerken niyeti neyse, neye niyet ediyorsa onun içindir. Fe'in şiribtehü tesseşfi bihi şefakallah. Bir insan hastalığı olsa, yani hastalığın türü ne olursa olsun, ne olursa olsun, bu kişi
o suyu içerken o hastalığının şifası içerse şefakallah Allah'ın şifa verip peygamber. Yani bu kesini de bu şekilde şekeri, tansiyonu, kanseri, kalbi ne varsa kişinin demek ki halis niyetiyle halis niyeti kişi bunu içerse, bol içerse ve in şiribtehü müsteizen eazekallah. Bir insan bir şeyden sığınarak alınmak içerse, düşmandan korktu, mikroptan korktu, hastalıktan korktu, bir şeyden korktu, o niyeti içerse Allah'ın korktuğundan korur. Ve in şiribtehü lişebeke eşbe'akallah. Bir insan acıksa, aşırın giderilmesini o niyeti içerse aşırı gider, Allah kişiyi doyurur. İşte Hacer validemiz de zemzeme karışınca, karnı acıkınca kalbi ilham gelirdi ki o aşırın giderilmesi için niyet ederdi, su içtiği anda karnı doyardı, aşırı giderdi. Biraz güneş şartı rahatsız olsa o niyeti içerdi, hemen şifa bulurdu. Ona o su yetti orada. Yalnız tabi tek derdi var, yapayalnız. Ne de olsa bir insanla görüşmek istiyor. Bir ünsiye, bağlantı, bir şey istiyor kendi kendine. İsmail Aleyhisselam konuşamıyor daha, bebek tabi daha, ona da bir bağlantı kuramıyor, onu kuramıyor. Böyle bir ihtiyacı var. Şimdi baştan da geçtiği bir konu, hiç Allah-u Teala'nın ezel takdirinin bir uygulanması bunlar. Hep bunlar sebepler. Oradan Mekke şehri olacak. İsmail Aleyhisselam peygamber dedesi olacak tabi orada. Bir gün Yemen'den kalkan bir kabile, Cürhüm deniyor kabilenin ismine, bu kabilenin suları çekilmiş. Çölde olur bu olara bazen. Bazı yerlerin kuyuların suyu birden çekilir biter, kurur gider. İnsanlar mutlaka başta göçerler bu sefer. Çölde bu şey olmuştur, olur bu şeyler. Bu kabilenin de suyu kurumuş, çekilmiş. Tabi hayat yok. Bunlar etrafa giderlerken uzaktan bakıyorlar, bir kuşların sesini duyuyorlar. Biraz da yaklaşınca kuşları görüyorlar. Demek ki çölde nerede su varsa oraya kuşlar geliyor oraya. Bunlar konuşuyor kendi aralarında. Biz de her zaman bu yoldan geçiyoruz, Şam'a gidiyoruz diyorlar. Bu yolda, bu yörede su yok. Ama kuş var. Acaba yeni bir su mu çıktı buradan acaba? İlk kişi gönderiyorlar. Bakıyorlar, bir kuyu görüyorlar. Biri haber veriyorlar bunlara. Bunun üzerine hepsi beraber geldiler. Baktılar, kuyunun başında bir kadın, yanında bir çocuk. Ufak çocuk var böyle. Sonra da kimsin sen? Ben Hazreti İbrahim eşeğim dedi. Deyince Hazreti İbrahim'e karşı saygılara varmış. Ona saygı gösterdiler. Dediler ki bizim kabilenin suyu çekildi. Suyumuz kurudu. Eğer izin verirsen bize gelip buraya yerleşelim mi? Şöyle buyurdu. Yani su hakkı bana ait olmak üzere buyurdu. Yani suya sahip çıkmayınız, onu bende engellemeyiniz anlamında. Su hakkı bende olmak üzere dedi, gelin yerleşin dedi. Bunun üzerine gitti bunlar Yemen'e. Neleri varsa, hanımları, çoluğu, çocukları ne varsa yüklediler bunları, oraya geldiler. Tabi hemen bunlar girişler, taş topladılar, çamur kardılar, kerpiç kestiler, elir yaptılar. Orası bayağı bir küçük bir köye dönüştü. İnsana geldiler. Hacı annemiz tabi sevinçli şimdi. O anda saygı gösteriyorlar. Çünkü suyun oluşumu onu öğrendiler kendileri. Ona saygı gösteriyorlar, sayar kendisini de. O tabi sevinir bu işte. Orası şenlendi. Hayvanları var, develeri var, koyunları var, şunları bunları var. Kadınlar var, kızlar var, beraber geliyorlar, görüşüyorlar, toplaşıyorlar. Bir hayat orada belirir şimdi orada.
Hadis-i şerif, bu arada hadis-i şerifte devam ederim inşallah, gene konuya inşallah. Bu hadis-i şerif, İsmail Aleyhisselam'ın kuvvet ve konusu girmiyor oraya, onu atlıyorum. İsmail Aleyhisselam da büyüdü. Ergenlik çağına geldi. Yani evlenecek bir yaşa geldi. Tabi onların şu zamanlar erkeğe evlendi onlar da. Demek ki o da evlenecek yaşına gelin derler ki, cürüm kabileri gelenleri, Hacer annemize, ya Hacer, bak oğlum İsmail, evlenme çağına geldi. Biz onu evlendirelim dediler. İstediği kızı, biz onun ismini verelim dediler kendisine. O da peki dedi. Bunun üzerine o kabileden bir kızla onu evlendirdiler. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri çok sere gelirdi oraya. Allah'ın öyle izni veriyordu. Geliyordu, deve aşı inmiyordu ama gidiyordu. Yine o yıl, İsmail Aleyhisselam evlendiği yıl, Allah'ın hikmetine bakın muhteremler. İsmail Aleyhisselam evlendi, annesi Hacı anamıza o yıl vefat etti. Bakınız. Oğlu evlendiğini gördü, vefat etti ve Kabe'nin yanında defnedildi. Hatim denen kısım vardır, altınlu bu kısmında. Oraya defnedildi Hacı Hanım, orada onun mezarı orası. İbrahim Aleyhisselam yine geldi o sene. Deve üzerine geldi. Hemen Allah'ın lütfu, onlar imtihanının demek ki gereği olarak İbrahim Aleyhisselam geldi, İsmail'i sordu. O der evlendi, şöyle onun dediler, gösterdiler. Oraya gitti ama İsmail Aleyhisselam evde yok. Ev sahibi bağırdı, hanımı çıktı. Çıktı ama hanımı bir peygamber doğurmaya layık bir kadın, kız değilmiş, kadın değilmiş ama. Öyle suratsız, huysuz, öyle bir kişiymiş, sevmediği biriymiş. Hazreti İbrahim sordu ona, İsmail'lere de avak gitti dedi. Avucu gitti İsmail Aleyhisselam Hazretleri. At doku vururdu. Öyle geçiyor ona tabi. Ona sordu, nasıl buradaki rahatınız iyi mi? Huzurunuz iyi mi? Geçiminiz iyi mi bu şekilde? Nasıl geçiminiz? Hep şikayetçi oldu. Darlıktan, sıkıntıdan, şundan, hep sürekli şikayetçi, hep şikayetçi oldu. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, Peygamberimizin ninesi olmaya layık değil tabi. Onun üstten gelemeyecek. Çünkü Peygamberimizin nuru Adem babamızdan gele gele Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelmişti. Ondan Hazreti Hacer'e İsmail Aleyhisselam'a geçmişti. Nur İsmail Aleyhisselam daha duruyor. Nur'un geçeceği kadın layık olması gerekiyor ona. Baktı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, bu kadın Nur-u Muhammed'e layık değil kadın. Olmayacak ondan, gelmeyecek ondan. Dedi ki kadına, İsmail eve geldiği zaman ona benden selam söyle. Evini beğendim ama eşini değişsin dedi ona. Tabii şey anlamadı ondan. Akşam üzeri oldu, İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Daha eve yaklaşırken babasının nurunu fark etti. O da o anda peygamber değil ama irasat makamında, evlerinin üzerinde irasat makamında babasının nurunu fark etti. Hemen koştu eve geldi, hanımına sordu. Bugün kimse buraya geldi mi? Bir ihtiyar biri geldi. Peki ne yaptı? İşte seni sordu, şu bu oldu. Peki bir bana bir tavsiyesi oldu mu vasiyeti bana, o kişinin. Sana selam söyledi de, şöyle dedi bir de, eşiği beğenmemiş, eşi değişsin dedi. Öyle bir ihtiyarın biri de yani, ne konuş bilmiyor yani. Bırak mı acaba anlamında? Dedi ki İsmail Aleyhisselam, o gelen benim babam İbrahim dedi. Babam dedi, seni beğenmemiş dedi. Seni boşamamı bana tavsiye etmiş dedi. Ben babamın emri itaata mecburum dedi böyle dedi. Onunla helallaştı, gönlünü yaptı ve onu boşadı. Boşadı onu.
Onu boşayınca Cürüm kabilesi İsmail Aleyhisselam'ı çok sevmişler. Onu çok sevmişler. Dediler, ya İsmail, madem baban razı olmadı, bunu boşadın, sana başka kız verelim buradan dediler. Bekar durma burada. O da razı oldu. Bu da başka bir kızla evlendi orada. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi şimdi bunlara. İbrahim Aleyhisselam geldi. Yine Allah'ın takdiri, Mevlamızın bunların imtihanları. Yine İsmail Aleyhisselam o gün yine evde yok. Doğru eve gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İkinci hanımı çıktı. İkinci hanımı gerçekten hanımmış. Öyle hal sahibiymiş. Allah'a tevekkül teslim olan çok salih bir kişiymiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı görünce onu gönlü sevdi. İyi bir ruh iyileri sever muhtemelen. Herkes kendisi hangi haldeyse hep onu sever. Çok ona karşı iyi davrandı. Ne olur amca, babacığım, tabi bilmiyor kim olduğunu. İlle gel buyur bak yoldan gelmişsin. Sana bir şey ikram, sana bir şey yedireyim filan. İlk çok istedi kendisine. İsmail nerede? Sordu. Ama gitti. Ama akşamları gelir. Ne olur bekle. Akşamları gelir. Kızım bekleyemeyeceğim. Bana Rabbim o kadar izin yok fazla bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Neyiniz var burada? Ne yap, nasıl geçiriyorsunuz? Dedi en çok etle suyla geçiriyoruz buyurdu. Et ve su ile. Peki kızım ekmeğiniz var mı? Ekmek dedi, bilmiyorum nasıl bir şey ekmek dedi, bilmiyorum dedi böyle. Tabi orada ziraat yok tabi orada. Ekmeği bilmiyor, yalnız dedi, et ve suyla geçiniyoruz. Su, zemzem, et bir de. İbrahim Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi, bunların etini, suyunu bollaştığına bereket ver buyurdu. O dua hürmetine, Mekke mükerremede her et yer, devamlı yer et. Yani dünyanın en bu et tüketen yeri Mekke mükerremede muhtemelen. Hacları keser, şu keser, bu keser, ömre keser, şu bu olur. Orada en çok tüketilen ettir Mekke-i Mükerreme'de. Her zaman için böylece. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi ölürken, kızım İsmail geldiği zaman ona benden selam söyle. Evi güzel ama eşi daha güzel. Eşiye sahip çıksın. Bu eşliğinin kıymetini bilsin. Onu söyledi. Kız ağladı arkasından. Yani niye kalmıyorsun? Niye gidiyorsun? Arkasına ağladı. Hatta onu eti kurutup saklarlar. Eti. Orada etleri keserler. Hala öyle yaparlar Mekke-i Mükerreme muhteremler. Böyle pastırma şeklinde yassı etleri keserler. Gündüzleri o güneş sıcağında taşlarını dizerler bunu taş üzerine. Tam Mekke taşları saç gibi kızar güneş ışığında. Et orada pişer. Öbür tarafı çevirirler, pişir, et kurur orada. Et orada takır takır kurur, onu bir torba koyup saklarlar. Birisi bozulmaz, birisine bozulmaz. Onu yerler. Suya koyup kaynatırlar mı, et sanki taze et gibi olur oradaki etler. Hatta buna bir tabağa et ikram ettiği elinde, su ikram ediyor kendisine. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam yine geldi. Yine fark etti ki babası gelmiyor, durumu fark etti. Koşarak eve geldi, hanıma sordu. Bugün kimse buraya geldi mi? Hanım üzgün ve ağlıyor da. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Ah İsmail, evde yoktun. Öyle mübarek bir kişi geldi ki evimize. O kadar nurlu, o kadar iyi insandı ki. Ama sen yoksa eve girmedi. Devreden aşağıya inmedi. İşte ağlayarak böyle söylüyor. Peki onun bir tavsiyesi var mı bana karşı? Sana çok çok selam söyledi. Bir de eşliğinin çok beğenilmiş. Bunu sakın değişmedin diye tavsiye etti. Eşi sensin diyor. O benim babam diyor. Babam böyle emretmiş diyor. Ve ondan İsmail Aleyhisselam'ın oğlu oldu muhteremler. İsmi Kaydar. İsmi koydular. O Cürüm kabilenin şey sözüne göre. İsmi Kaydar oldu. İşte Peygamberimizin nesli ondan gelmiş oldu muhteremler. Kaydan gelmiş oldu. Sonra zamanla bu
Cürüm kabilesi tabi orada yaşıyorlar. Daha çoğaldı bunlar. Nesilleri çoğaldı. İsmail Aleyhisselam'ın da çocukları çoğaldı. Torunları şunları bunlar oldu derken İsmail Aleyhisselam tabi orada rahmetli Mevla'ya da kavuştu. O da annesi yanına defnedildi oraya. Yani Kabe'nin yanında altının bulunan hatim denen çıkıntı vardır. Hilal şeklinde. Yay gibi. Oraya gömülü ikisini mesela orada anlarım. O da oraya gömüldü oraya. Zamanla bu Cürüm kabilesi yine hak yoluna ayrıldı bunlar da. İsmail Aleyhisselam'ın Kadir yoluna ayrıldı bunlar da. O mübarek yerde tabi orada günah işleyen başladılar. Hatta bir de Kabe'nin yapılması da var bu hadis-i şerifte. Ona çok hızlı değineyim inşallah. Yine İbrahim Aleyhisselam Hazretleri yine bir yıl geldi. Kabe'nin oğluna ziyaretine geldi. İsmail Aleyhisselam Hazretleri de bir ağacın altında oklarını düzeltiyormuş. Oklarını. Biliyormuş oklarını. Oklarını. İbrahim Aleyhisselam'ı karşılarına görünce tabi babasını tanıdı. Nurundan bildi babasını. Babası olduğunu gördü. İbrahim Aleyhisselam devreden aşağı indi. İkisi birbirine sarıldılar. Yani uzun zaman birini görmeyen bir baba oğul. Birbirine sarıl ağlaştılar. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, oğlum Allah bana emretti. Ben şu yere dedi. Kabe o zaman yoktu orada. Nur tufanında kaybolmuştu. Bana Allah emretti. Şu çıkıntıydı orası. Buraya bir beyt yapacağım. Bu Kabe olacak. Bu insan tavaf edecek buyurdu. Sen bana yardım eder misin? Ederim baba dedi. Tabi İsmail Aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim Aleyhisselam dedi duvarları. Temelde örmeye başladı onları. O konuya girmeyeceğim fazla muhteremler. Asıl konu zemzem olduğu için şimdi. Zamanla bu Cürüm kabilesi işi azıttılar. Ahlakları bozuldu. Ahlakları bozuldu arada. Artık Allah ibadeti terk ettiler. Günahlara daldılar. Şuman dalınca tabii o Kabe'nin yanında mücavir olmaya da layık olmadılar. Allah Teala'dan bir sebep verir. Onların yakınlarında bir kabile vardı. Huza kabilesi bir kabile vardı. Bu kabile, Huza kabilesi, bunlara düşman kesildi. Anında bir çarpma falan oldu derken, bu Cürümlüler oradan kaçmaya mecbur kaldılar Mekke mükerremede. Yalnız bunlar kaçarken, ne yapıyorlar kaçarken bunlar? Kabe'deki kıymetli bazı eşyaları zemine kuyusuna attılar. Ve kuyun içine taş toprak atı doldururlar. Kuyunun yeri belirsiz oldu, kuyunun yeri belirsiz oldu. Düzeltti orasını. Buna kaçtı buradan. Bundan sonra artık kuyunun yeri kayboldu. Kuyu kalmadı muhtemelenler. Aradan 1-2 bin yıl geçti. Bakın aradan. 1-2 bin yıl geçti. Artık Peygamberimizin dine gelmeye yaklaştı. Tabi ağır zamanda Ümmet-i Muhammed'e o su yine lütfedilecek. Nasıl çıktı meydana? Peygamberimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip. Abdülmuttalip Mekke'nin de aynı zamanda reisi, Kureyş'in reisi kendisi. Otoriter fakat çok ama doğru, adil, eli açık er kişiymiş. Tabi bildiği kadar İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalıntıları yaşıyor, bildiği kadar yaşıyor onları. Tam bir şey bilemiyor. Yalnız her açıdan bir peygamberi sormaya layık kişi kendisi. Her açıdan. Sevilen, sayılan kişi. Bir gece Kabe'nin yanına gelmiş, Kabe'nin yanına yaslanmış, uykuya dalmış arada gece, tek başına. Bir ses duyuyor. Ya Abdülmuttalip, kalk. Zemzem kuyusu şurada. Bunu kas, içini temizle, suyu medene çıkar. Araplar Kabe'nin civarında bir su olduğunu biliyorlarmış. Yani asırdan beri gelen
dededen babadan gelen bir sözlerle tevatüre biliyormuşlar. Kabe'nin çevresinde bir mübarek su var diye bunu biliyormuşlar ama yerini bilmiyorlarmış. Su tabi dışarı sığmıyor suda. Sızmıyormuş. Rüyasında ya Abdülmuttalip o zemin kuyusu şurada onu kazıyorken bir ses duyuyor. Bir de uyanıyor, ürperiyor, korkuyor. Etrafa bakınıyor. Bu bir rüya mı acaba diyor. Yine yatıyor. Bir zaman sonra uykuya dalıyor. Uykuya daldığı anda yine aynı ses. Ya Abdülmuttalip kalk. Buradaki zemine kuyusunu temiz örmeden çıkardı. Üç sefer bunu görüyor. Bunun üzerine artık inanıyor buna. Böyle bir şey olduğunu. Bakın tekrar yine yatıyor ama. Diyor ki ya Rabbi bu kuyunun yerini tam bilemiyorum ya Rabbi. Bana bir işaret ver ya Rabbi. Tam yerini bileyim, oradan kazayım. Buna dedi ki rüyasında sen sabahtan kalk, otur, bekle. Bir karga gelecek. Karganın gagası kızıl, kırmızı olacak. Kırmızı gagalı bir karga gelecek. Karga bir yeri eşecek. Gagasını vuracak. Tam onun gagasını vurduğu yer kuyunun merkezi. Orası az kazdın mı altına bir karınca yuvası çıkacak, altından çıkacak. İşte orası zemin kuyusu, kuyunun bulduğu yer. Yani deniliyor kendisine. Bekliyor gece orada. Sankıp oturuyor orada. Oturup bekliyor, aydınlanıyor, bir karga uçup geliyor. Bakıyor kargaya, karganın gagası kırmızı renkte. Karga yere konuyor, gagasını işte bir iki vuruyor bir yere. Orasını belliyor. Kalkıp açıp baktı, altından da karınca yuvası, muazzam karınca varmış. Tabi karıncalar kaçtı oradan. Orasını temizledi, içinden çok şey çıkardı. Altından eşyalar, şunlar, Kabe'ye ait bunlar, bunları. Yine bunlar Kabe'ye bunun hepsini işler yaptı bunlarla. Ondan sonra oradan o suyu çıkar, tekrar çıkardı muhtemelenler. Şimdi bu su, kuyu, zemzem suyu bir kuyu ama muhtemelen. Bir kuyu. Tabii gidenler bilirler, Kabe'yi bilirler gidenler. Gerçi günümüzde televizyonda da görünüyor, gitmeni biliyorlar. Kabe'nin dört köşesi vardır. En kutsal doğuya bakan köşesidir. En kutsal yeri. Güneydoğu daha doğrusu en kutsal köşesi. Orada bir taş var. İsmi Hacerül Esved. Hacer taş Arapça anlamına geliyor. Esved de kara taş anlamına geliyor. Hacer Esved. Gerçi de kara değil de kahverengimsi ya da bir çikolatamsı rengimsi bu şekilde özel kokusu olan mübarek taş. O taş cennetten getirilmişti. Dünya taşı değil taş. Öyle bir taştı orada. İşte bu zemzem kuyusu da Hazretimizin bulunduğu köşeden hizasında. Hizasında 8, 10, 12 metre filan birkaç rivayet var. O arada 1960 yılına kadar kuyu orada açıkta belliydi muhteremler. 1963 yılına kadar orada kuyu belliydi orada, yeri belliydi. Şahsen bana nasip oldu muhteremler. Kuyu orada gördüm. Açıktaydı. Bir de oda vardı etrafında. Osmanlı padişahı birini Abdülhamid yaptırmış, o odayı yaptırmış mermerden. Etrafında musluklar vardı. Orada su içiliyordu, hapis alınıyordu ve kuyu. Kuyunun ağzı bir taş vardı ağzında. Taş, fakat tek yekpara taş yontulmuş. İçi bilezik gibi yontulmuş, sinir şeklinde yontulmuş. Taş üzerinde vardı. Ve kuyunun başında bir kişi otururdu. Hazreti Abbas'ın torunlarından onlar ama. Su onlara aitti. Hazreti torunlarından biri otururdu. Hem motor çekiyordu suyu, oradaki çeşmelere veriyordu suyu, hem de su boş oturan kişi de elinde deriden bir kova vardı, ip onu çekip isyanda verirdi. Yani 1960 yılına kadar o da vardı bu şekilde.
Nasıl bu elhamdülillah kendim gözümde orasını gördüm muhtemelen. Orada su içtim oradan elhamdülillah. Şimdi tabii 63 yılında gerçi öyle de gerekli de ama tavaf oradan oluyor şu anda mesela. Şimdi kaybolun tabi orası. Oraya girince bayağı bir geniş alan kaplıyor. Tavaf daralıyordu. Bunun için öyle mecbur kalındı. O kuyu taşı daha aşağı indirildi. Kazıldı oradan. Üstü örtülüldü. Tabii motorla başka alınıyor şimdi orası böyle. Alındı orası. Şimdi bunun bir özelliği var Zevzem Kuyusu'nun. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun beyinat. Mevla buyuruyor. Fihi o Kabe'nin bulunduğu yerde var. Ne var? Ayatun. Ayet, ayetin çoğulu. Ayet bir alamet belirti. Yani Allah'ın azametine, kudret alametler var orada. Beyinatun apaçık o da alametler var. İşte bu ayetlerin bir de nedir? Alametin biri de Zemzem kuyusu muhtemelen. Zemzem kuyusu. Yani akıl, hayal buna ermiyor. Nasıl bir kuyu bu? Şu bakın nasıl ermiyor yani. Suyu tükenmeyen kuyu. Daha evvelden size bir şey okuyayım inşallah. Eser deniyor bunu, haber deniyor bunlara. Tabiinde Hazreti Ata bildiriyor. İnne habeşiyen veka fi zemzem femate. Hazreti Abla bin Zübeyr'in zamanında Abla bin Zübeyr bir zaman Mekke'de emir oldu. Şam'daki halifeye karşı başka devlet kurdu kendisi bir arada. Konuya girmeyeyim tabi. Onun zamanında buyuruyor İnne habeşiyen Habeşli bir kişi ve kafi zemzem zemzem kuyusuna düşmüş, düştü. Femate ve ölmüş orada. Kuyuda ölmüş, düşüp de. Demek tek kişi ölmüş, olmuş ölüyor orada. Femere İbni Zübeyir fe nüziha ma'yuha. Şimdi bir kuyuya bir insan düşse ya da ircüsel abirin köpek veya koyun boyun düşse, ölse suyun tam çıkarması gerekiyor. Temiz olması için gerekiyor. İbn-i Zübeyir Hazretleri de emir veriyor. Buraya Habeşi yani insan düştü. Burada öldü. Su tabi nelis oldu. Ne gerekiyor diyor. Zeynep kuyusunun boşaltılmasını emrediyor. Bunun üzerine ne kadar güçleri varsa bütün güçleriyle oruçları boşaltmaya uğraşıyorlar. Şeker uğraşıyorlar. Fecale mavi layen katiu. Ama hiç su eksilmiyor. Bütün güçleri çekiyorlar suyu. Kaç tane kova girip çıkıyor, girip çıkıyor. Bir kuyu alt tarafı. Alt tarafı bir kuyu. Fakat su bir eksilmiyor. Layen katiu. Fenazır İbn-i Zübeyir. O zaman İbn-i Zübeyir diyor ki, ya İbn-i Zübeyir, yani ya Abdullah bin Zübeyir, bak bu kadar uğraşıyoruz, çabalıyoruz, son günümüzü kullandık. Ama su eksilmiyor bile. Fenazara Abdü İbn-i Zübeyir geldi. Şöyle kuyuya baktı. Feyze aynın tecrihi min kıbeli Hacer-i Esved'e. Baktı ki kuyunun altında Hacer-i Esved taşının tarafından bir kaynak devamlı geliyor oraya. Orada kük, oradan işte. O zaman bunu gördüler oradan. Oraya geliyor. Fekale İbn-i Zübeyir hasbüküm. Bırakınız, yeter o zaman böyle buyurdu. Şimdi o günde, o dönemde, o günkü imkanlarla çok uğraşmışlar. Artık kaç saat, kaç gün tabi bilemiyoruz tabi, bunu burada geçmeyin bana bu konu. Bütün gücünü kullanmışlar ama su hiç eksilmiyormuş. Bakıyorlar, Hacer-i Esved'in olduğu yerden bir pınar kaynayıp geliyormuş oraya böyle. Çıkış oradan böyle işte. Şimdi bu Zemzem suyu Allah'ın bir alameti yeryüzünde. İlahi kudret azamet alamet. Hangi bakımdan? Hiç su alınmasın, bir milim artmıyor su yok muhteremler. Sürekli kaynayıp geliyor su. Hiç su alınmasın, günlerce alınmasın su ondan, suyun yüzeyi bir milim artmıyor, yükselmiyor.
Yalnız bir de gece var. Kadir gecesi, o zaman su yükseliyor yukarıya. Tek Kadir gecesinde. Onun dışında su hep aynı seviyede kalıyor. Şimdi günümüzde muhteremler. En aşağı 3 milyon hacı bakınız günümüzde. En aşağı 3 milyon hacı. Hepsi o suyu içiyorlar. Bir de Mekke mükerremde çok ama çok su içiliyor orada şimdi. Neden? Terleme oluyor. Terleme. Nedir terleme? Şimdi nereye bakalım muhteremler? Her şey Allah'ın bir gücü kudreti bakın böyle işte. Nedir terleme? İnsanlarda hepimizde ter bezleri var. Her tarafın kapsayan ter bezleri var. Nedir bunlar? Termostat bakınız. Doğal termostat. O güzel belamı insan yaratırken her şey Allah yerine yaratmış. Ter bezleri doğal termostat ısıyı kuruyorlar. Aynı şeyi kuruyorlar böyle işte. Hava ısındı mı? Dışarı hava sıcak oldu mu? Hemen ter bezleri ne yapıyorlar? Bendeki bazı sıvıları dışarı atıyorlar. Bu sıvının tabii 198'i su, 102'si de tuzlar, şunlar bunlar atıyorlar. Bu çıkan su ne oluyor? Ter buharlaşıyor. Bende bir serinleme yapıyor. Isı, bedene ısı korunmuş oluyor bu şekilde. Yalnız mesela bizim ülkemize havada nem oranı fazla olduğu için o zaman hem terleme zorlaşıyor, hem de ter buharlaşamıyor. Bu işin bizim burada hava biraz sıcak olmuyor. Bunalırız fazla. Sıkılırız fazla bunalırız. Yemez almayız bile burada böyle. Ama havası kuru olan yerlerde hem terleme daha kolaydır. Suya dışarı atar. Hemen ter buharlaşır. Sonra kalmaz. Serinleşir böyle şey. İşte Mekke mükerremede tabii hava gayet aşırı sıcak orada böyle. Devamlı terleme olur orada. Beden ısısını koruması için hemen buharlaşır. Fakat tabi ne gerekiyor? Beden devamlı şey su attığı için bu su yerine konması gerekiyor. Çok su içilmesi gerekiyor bu defa. Bu için Mekke-i Mükerreme'de zemin suyu içiliyor ama çok içiliyor ama derler. Gidenler bilirler. Her yerde zemzem, her yerde var şu anda. Her yerde zemzem vardır. Namazın, mesela öğle namazına gittiği kişiye. Daha oraya harim şey girdi mi, içine buz altı koyuyorlar şimdi, soğuk şeylere var şimdi orada. Hemen ki alıp bazı su içer böyle orada. Oraya oturur oraya böyle. Sünneti kılar, fazla kılamaz su içmeden. Yanıyor şimdi. Yine alır, su içer böyle. Sünneti kılar, fazla kılar, içer, tespih çeker, içer bu şekilde böyle. Yalnız şu da var muhteremler, şimdi terlemek tabii iyi de, bir de aşırı terleme var muhteremler. Bir fizyoloji deniyor buna, doğal olan terleme, bu normaldir bu. Aşırı terlemede beden çok su kaybediyor. Bu tehlikeli oluyor. Şimdi aşırı terleyen kişi bu suyu telafi etmek için yalnız su içerse bu da zararlı. Ama su zehirlenmesi oluyor muhteremler. Neden? Beden tuz oranı eksiliyor bu sefer. Bunun için tuzlu ayran muhteremler. Yani her zaman tavsiye edeyim muhteremler. Doğal yoldan ayrılmayalım muhteremler. Ayrılmayalım böyle şey. Yazın terlediğimiz zamanlar, hele çalışan kişiler, güneşte kalan kişi aşırı terleyince, efendim içiyor ülkemizde kola olmaz muhteremler bakınız. Bedendeki çok kimyasal tuzlar var. Bunlar atılıyor bunlar da. Bunun işte en iyisi tuzu ayran muhteremler bu şekilde. Şimdi günümüzde Mekke-i Mükerreme'de en aşağı 3 milyon hacı muhterem bakınız. Bir hacının gün tükettiği suyu Allah-u Teala bilir. Yani devamlı su içiliyor bakınız. Devamlı su içiliyor. Peki bu bir kuyu ama bakınız günümüzde mesela değil mi? Sabancı Gölü böyle artık alarm vermeye başlamıştı bir ara böyle işte. Çok yerlerde, İzmir'de şu da burada alarm verildi. Barajdan su çekiliyor muhtemelen bakın. Yani göllere yetmiyorlar. Bırakın kuyu, bir göl yetmiyor, göl. Baraj yetmiyor. Susuzluk başlıyor. O nedir? Zemzem bir kuyu. Normal bir kuyu ama. Bir kuyu bakın. 3 milyon hacı, günlük bunların su sarfiyatını Allah-u Teala bilir. Günlük sarfiyatını. Sürekli motora çalışıyor.
kalın hortumlar. 24 saat motor çalışıyor, yunasta motor çalışıyor. Şimdi bir de bunun ötesinde her hacı ne yapıyor hacılar? Bir dönüş yoldan su alıyor herkese. Üzerine alıyor, bedenine alıyor herkese. Dönüşte. Ama su aynı seviyede bakın tören böyle. Su aynı seviyede yine böylece. Şimdi zemzem suyu içmenin de bir de fazileti var muhtemelen. Zemzem bir taraftan şifa bakınız. Şifadır. Neye şifa demek ki? Lima şürbeleh. Bu kadar. Ma-ı zemzem lima şürbeleh. Zemzem suyu ne niyet ile içilirse ona şifadır. Bir musannif anlatıyor muhteremler. Ben diyor tasnife, yani kitap tasnifine tedvine başlamadan önce diyor Mekke mükerreme gittim. Tabi yer içmek başka ama bu niyette diyor çok su içtim. Zemzem içtim diyor. Bana Rabbim oyu kolaylaştırır böyle buyuruyor. Kişinin ne derdi varsa, hastalığı, masalı kişinin neyi varsa, neyi varsa insan onunla niyet etti mi ona şifamış oluyor zemzem suyu. Hadis okuyorum inşallah İbn-i Mace'den buyursam Hazretleri inne ayetten beyne münafıkine la itadallevne min zemzem. Münafık aramızdaki fark Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor. Münafıklar zemzem suyunu kana kana doyasıya içmezler buyuruyor bakınız münafıklar. Onunla o suyu sevmezler. Demek ki zemzem suyunu sevmemek, onu fazla içmemek Allah korusun iyi alamet değil muhteremler. Değil. Peygamber'in tavsiyesi zemzem suyunu tabi bulduğumuz zaman inşallah muhteremler demek ki doyasıya kana kana çok çok içme gerekiyor zemzem suyunu. Çok içme gerekiyor. Tabi yerine içmek başka. Ama getirisi oluyor mu? O da oluyor muhteremler. Hadis okuyorum Tirmizi'den. Ana Ayşe'de Hazreti Ayşe validemizden burada şöyle buyruluyor. Enna kânet tahmülü mimma zemzem. Ayşe validemiz hacca gider de bazen, peygamberin sonra da hacca gider de bazen dönüşünde Mekke'ye mükerreme, Medine-i Münevvere'ye zemzem götürmüş gelirken de kendisi de. Sürüyorlar ya Ayşe, ya annemiz. Peki diyorlar, bu zemzem suyu başlarına götürülmesi iyi midir, götürülür mü? Ve tuh buyuruyor, en neresi yolda kâne yahmülühü. Haber veriyor Ayşe validemiz, Resulullah da diyor, götürürdü buyuruyor muhtemelenler. Demek ki zemzem suyunun da başka yerine nakledilmesi, götürülmesi de bu da. Peygamberimiz bunu yapmış, aşağılığında bunu sabittir, demek gerekiyor. Bir de adı cemaatimiz, iki su ayakta içilebiliyor. Hazreti Abbas'ın kale, Hazreti İbn Abbas buyuruyor. Hazreti İbn Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu. Hazreti Abbas, peygamber amcası. Ve zemzem suyu onların soyunda muhtemelenler. Hazreti Abbas, peygamber amcasıdır. O hayattayken, o karış zemzem kuyruğu, o karışıyordu. Onun da sahibi, yani sahip değil de onun su çekip veriyordu. Onların soyunda oğlu Hazreti Abdullah kale. Şöyle buyuruyor. Sekre sallallahu aleyhi ve sellem min zemzeme feşribe ve hüve kaimün. Ben diyor Resulullah'a velâçına geldiği zamanlar zemzem suyu elimi ikram ettim, verdim. Peygamber ayaktayken su içti buyuruyor. Oturulmuş gibi ayakta içmiş peygamberimiz. Şimdi bu hadis-i şerife göre, hadis-i şerif Buhari'de, demek iki su, zemzem suyu bir de abdestten artan su ayakta içilebiliyor. Esnada abdest abisinden irbit alınırdı. Kalan su ayakta içilebiliyordu. Tabi günümüzde de insan lavabo abdest alsın, ayakta içebiliyor. Diğer su ayakta içmesi mekruh oluyor. Yalnız şu da var, mesela bir insan ayakta içse, zemzem ayakta içebiliyor.
Oturuyorsa ayağa kalkma gerek yok ama. Şart değil kalkma. İlla ayağa kalkacak bir şey yok Zennus'un yanında. Oturuyorsa oturuyor, işler. Mesela Mekke'den bilirler orada. Tabi orada oturan kişiler oturuyor da işler, yatıyor, içerler. Demek ki ayakta ise ayakta işebilir. Oturuyorsa ayağa kalkma gerek yoktur ama. Bir de Peygamberimizin su içme uslubu nasıldı? Peygamberimizin. Kân aleyhisselam izâ şiribe tenefes fîlâyi selâsen. Peygamber aleyhisselam hazretleri zemzem suyu olsun, başka su olsun, üç defa da içerdi onu suyu. Üçe bölerdi yani. Suyu bir nefes içmek iyi değil muhteremdir. Yani aslında sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlıdır. Bakınız Peygamber öyle yapar mı Arslan Hazretleri? İçeceği suyu ne içecekse Peygamber'i üçe bölerdi. Birbirini içerdi, dururdu, tekrar içerdi. Yüsemmi inde külli nefesin. Her seferinde Peygamberimiz besmeyi çekermiş. İsmail Rahim içiyor. Bir de içilen suyu muhteremler veya tutmama gerekiyor burada. Ulaşmama gerekiyor bence. Suyu alacak. İşte Bismillahirrahmanirrahim içecek, kenar çekecek. Çıkan nefes buna gelmiyor muhteremler. Çünkü karbondioksit su çıkıyor buradan. Zara bakınız. Yani Peygamberimizin kişiliği muhtemelen böyle. O dönemde muhtemelen. O dönemde bence. O dönemde bakın Peygamber'in uygulamasına, hem bu sağlık bakımından bu şekilde, bir de suyu böyle yavaş yavaş böyle eme eme içmek suyu. Acele değil. İnsan ne kadar hararetli olsa, ki susamış da olsa, hemen suyu acele içmemek gerekiyor suya. Suyu böyle yavaş içmek gerekiyor. Alacak suyuyla Bismillahirrahmanirrahim içecek, kalkıştıracak. Nefes alıp verecek. Tekrar Bismillahirrahim içecek, çarpacak. Yine besmele çekecek, içecek. Ve eşkürü fi ahirinde sonunda Allah'a şükür elhamdülillah deyince sonunda bir defa bak. Üç seferinde besmele şerif çekiliyor. Sonra elhamdülillah gerekiyor. İşte gerek zemzem olsun, gerek diğer su olsun, bunu yapmamıza inşallah gerekiyor muhteremler. Tabii ne yaparsak hem bu sünnet sevabı alıyor kişi bunda, hem insanın sağlığı da bunda düzelmiş oluyor bundan efendim. Yine adı şöyle okuyorum işte, derimden inşallah, bir Aleyhisselam Hazretleri, ma'ü zemzem şifa minkülü daim. Ma'ü zemzem, zemzem suyu şifaün şifadır. Neden? Min külli dâin, her hastalığı şifadır burada. Zemzem suyu muhteremler. Bir de zemzem suyunun muhteremler kimyasal bakımdan incelenmesi de var. Ben o konuya girmeyeceğim. Çünkü tıbbi yönden ziyade mali bir ağırlığı verirsek suyu içerken etkisi daha fazla olur muhterem. Yoksa çok laboratuvar incelemiş zemzem suyu, içindeki özellikleri incelemiş. Gerçekten dünyada eşi olmayan bir su muhteremler. O konuya ben girmek istemiyorum şu anda. Çünkü o özelliği özenerek içmenin sevabı başka, etkisi başka. Etkisi başka. Biz ne yapalım inşallah? Manevi olarak Peygamberimize inanarak, güvenerek bu açan inşallah içersek inşallah bir halis niyetiyle verilen şifasını verir muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.
Allah'a emanet olun.